Diyebilirim ki binlerce kişi bu yöntemle dolandırılıyor. Dolandırıldığını son ana kadar fark etmiyor. Sonunda iflas edeceğimi bile bile bütün sermayemi o işe yatırdım. Bunun böyle olmaması için 124 bin peygamber mesaj yollamış, uyarı yollamış. Sonsuz zenginlik, sonsuz mülk sahibi olacağız. Beyler dolandırma dolandırılma hikayesi dinlemişsinizdir değil mi hiç bugüne kadar? Yani illaki çevrenizde dolandırılan biri olmuş veya da internette, YouTube'da falan dolandırılma hikayelerini izlemişsinizdir. Yani öyle bir dolandırılma hikayesi anlatacağım ki size. Yani her de böyle bir dolandırılma hikayesi izlememiş, dinlememişsinizdir. Ve öyle bir acı bir gerçek var ki Mehmet bu dolandırılan kişi sayısı çok fazla. Diyebilirim ki binlerce kişi bu yöntemle dolandırılıyor. Hatta hatta acı bir gerçek ki bu dolandırıldığını son ana kadar fark etmiyor. O son ana geldi dolandırıldığını fark ettiği an işten geçmiş oluyor, her şeyini kaybediyor. Bak öyle bir kaybediyor ki adam abi. Her şeyini, zerre miskal bir şey kalmıyor. Dolandırılan kişi nedir? Malını, mülkünü, evini, barkını, arabasını kaybetmiştir değil mi? Hesabındaki paralar gitmiştir. Bu adam o dolandırılma neticesinde sevdiklerini bile kaybediyor. En sevdiği insanı bile kaybediyor. Çocuğunu dahi o dolandırılmanın neticesinde kaybediyor. Hatta hatta daha da acı olan şey Doğukan kendi kendini dolandırıyor. Ve kendi kendini dolandırdığının farkına vardığı halde vazgeçemiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan bütün sevdiklerinden ayrılmayı, bütün malının mülkünü kaybetmeyi bile bile göre göre nasıl kabul eder? Ne oluyor da bu adam her şeyini kaybedecek derecesinde gözünü gaflet bürüyor. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Pembe yalanlarla, zehirli ballarla, pohpohlamalarla, övmelerle. O gayrı meşrunun, o gafletin ona o kadar güzel süslü gelmesiyle en sevdiklerini bile kaybetmenin acısını hissetmiyor. İşte o son ana geldiğinde. Ölüm gelip çattığında, her şeyini geride bıraktığında anlıyor ki iflas etmiş, kaybetmiş, sevdiklerinden ayrılmış ve kendi kendini dolandırmış. Nasıl bu kendi kendini dolandırmak oluyor? Kendi kendini dolandıran bir insan ya bu sen gafil misin? Nasıl kendi kendini dolandırabiliyorsun? diye sorar insan ya. Nasıl dolandırıyoruz biliyor musunuz? Belki de bu kendi kendini dolandıran insanlardan biri benim. Biri de Okan sensin. Biri belki Emirhan. Biri Abdullah. Biri belki bu videoyu izleyecek kişi kendi kendini dolandırıyor. Farkına varmadan. Nasıl biliyor musunuz bu abi? Kendi kendini dolandırmak. Yaptığın yanlışın, işlediğin haramın, girdiğin günahın yapmaman gerektiğini biliyorsun. O alkolü içmemen gerektiğini biliyorsun. O yalanı söylememen gerektiğini biliyorsun değil mi Mehmet? O zina yapmaman gerektiğini biliyorsun. Onu bile bile yanlış olduğunu, günah olduğunu, haram olduğunu bile bile günahların, o haramların, o gayrimeşruların işine giriyoruz ya. Bile bile günah olduğunu bile bile yapıyorum. E sonra bunlardan hasıl olan acılara, keşmekeşlere değil mi? Maddi manevi kayıplara maruz kaldığımda suçlu kim kardeşim? Hata kimde? Bende. Sonunu bile bile sonunda iflas edeceğimi bile bile bütün sermayemi o işe yatırdım. Gayrimeşruya yatırdım, harama yatırdım, günaha yatırdım. Onun neticesinde maruz kaldığım acılar, ayrılıklar, iflaslar benim hatam. Ben kendi kendimi dolandırmış olmuyor muyum şu an? Ben kendi kendime bütün sevdiklerimden ebediyen ayrılmak tehlikesine kendimi sokmuş olmuyor muyum şu an? Sen biliyordun. Zina'nın, o alkolün neticesinde azabını çekeceğini biliyordun. Çünkü sen o haramı işlerken bunun Allah'ın yasaklamış olduğu bir şey olduğunu biliyordun. Allah'ın azabını ve gazabını çekeceğini biliyordun. Sevdiklerinden ayrılacağını biliyordun. Sen her şeyini geride bırakıp ebediyen ayrılacağını biliyordun. Buna rağmen bile 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 her seferinde o zina işledin, o yalanı söyledin, o alkolü aldın, o uyuşturucuyu kullandın. Bu kendi kendimi dolandırmak olmuyor da ne oluyor? Var mı bunun bir karşılığı Doğukan Başka? Varsa söyle. Yani bugün topluma alkol alan insanlara kardeşlerine soralım. Abi haram. Bak bunu içme. Allah bunu haram kılmış. Haram kılmış ama bunu senin için kılmış kılmış. Senin evladın için kılmış. Senin eşin için kılmış. Bu haram kılınmışsa senin aile huzurunun için haram kılınmış. Toplumun refahı için bu haram kılınmış diye konuşursa evet kardeşim ben de biliyorum bu haram. Bunun yapmaman gerektiğini ben de biliyorum. Evet bundan dolayı çok duyuyoruz ya. Ya bu melet yüzünden, bu pislik yüzünden ben eşimden ayrıldım. Bu pislik yüzünden ben çocuklarımı göremiyorum diyen insan tanıyorum ben ya. Bu kumar belası yüzünden ben evimden uzaklaştırma aldım diyen insanlar biliyoruz biz. Biz işime hayatın içindeyiz kardeşim. Yani bu burada da otururuz bunları anlatıyoruz diye. Kendimizi soylamadık ki. Ya akşama kadar kardeşim kaç kişi gelip benim boğazıma sarılıyor biliyor musunuz? Benim evladımı kurtarın diye. Ben kaç tane baba tanıyorum karşımda göz aşı döken benim çocuğuma yardım edin diyen. Ya bu bütün derdimiz çabamız bu. İşte bile bile o baba, o anne, o çocuk, o kadın kendini dolandırmasın diye o harama o yanlışa girip bu kötü sonla karşılaşmasın diye bu çaba var. İnsanlığın yaratıldığı günden bugüne kadar şeytan aynı yöntemle bizi dolandırıyor ve biz de bu dolandırılmaya kendimiz yönelip kendi kendimizi dolandırılmaya müsait kılıyoruz. Bunun böyle olmaması için 124 bin peygamber mesaj yollamış, uyarı yollamış. 100 binlerce evliya, asfiya, Aktap, Kutup alim sonunda iflas edeceğimiz bir dolandırılmaya maruz kalmamamız için hayatlarını vakfetmişler. Şu an hala aynı şeyi söylüyoruz. Yani kardeşim sonunda iflas edeceğimiz her şeyimizi kaybedeceğimiz, sevdiklerimizden ayrılacağımız bir dünya hayatını Allah'ın rızası doğrultusunda, emri doğrultusuna geçirdiğimiz takdirde sonsuz zenginlik, sonsuz mülk sahibi olacağız ve mülkün sahibinin yanına gideceğiz. Sonsuz zenginliğin sahibinin yanına gideceğiz. Sevdiklerimizle birlikte olacağız. Şimdi kıyas edin. Bir yerde göz göre göre kendi rızamızla, nefsimize uyarak girip yaptıklarımızın neticesinde her şeyimizi kaybedip sevdiklerimizden ayrı kalıp iflas etmek Var. bir tarafta da bunun böyle olmaması için gönderilen mesajlar, yapılan uyarılara kulak verip ebedi ve sonsuz zenginliğin mülküne gideceğiz. Ebediyen sonsuza dek mutlu mesut bir hayat geçireceğimiz ahirete gideceğiz. Sevdiklerimizle beraber olacağız. Değer mi? Bugün işlediğimiz bir günah için bu sonsuzu kaybedilir mi? Şeytanın büyük bir desisesi insana diyor kusurunu itiraf ettirmemektir. Çok tehlikeli bir şey değil mi ya? İnsan kendi kusurunu kabul edip bunu itiraf etmediği takdirde nasıl istiğfar edecek? Nasıl istiazer yani Allah'a sığınmada bulunacak? Abi şeytana lan şeytan diyor ya ne şeytansın. Kusurunu itiraf ettirmemek. Böyle yapmıyor muyuz zaten çoğu zaman? Hatamızı, yanlışımızı hep tevil yoluna giriyoruz. Hep bahaneleri buluyoruz. Ama kendi hatamızı, yanlışımızı itiraf edersek istiğfar edeceğiz. Allah'a tövbede bulunacağız. İstiğfar ettiğimizde sığınacağız. Yani düşünsene kendi kusurumuzu itiraf etmiyoruz. Kendi yanlışımızı, kendi hatamızı kabul etmedikten sonra nasıl tövbe istiğfar edeceğiz ki? Evet kardeşim. Ben bugün ne kadar kendi kendimi dolandırdım. Yanlışı ben kendime yaptım. Yunus Aleyhisselam ki ben kendime zulmedenlerden oldum deyip bu dolandırılmaya bir son vermemiz lazım. Yoksa ebedi ahiret hayatında şeytanlar bile nasıl dolandırıldığımızı görüp bize gülecekler.